ve güzel bir gün başladı dostlukla, sevgiyle. Yaşama renk vermesi sırası şimdi bizde. Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitim bölümü olarak hazırladığımız eğlencemize hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu etkinliğin gerçekleşmesinde bize yardımcı olan hocalarımıza yanımızda oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Birlikte geçireceğimiz süre içerisinde şiirler, sohbetler ve bol bol da şarkı ve türkülerle okul hayatımıza unutamayacağımız bir gün daha katmayı umuyoruz. Ve ilk olarak da şiirlerin dilinden merhaba diyeceğiz sizlere. Sevgileri Yarınlara Dağıttık adlı şiiriyle 3. sınıf arkadaşlarımızdan Gülay sizlerle. Sevgileri yarınlara bıraktık. Hiç acımadan onlara, hiç düşünmeden. Gelecekte olup olmadıklarını bilmeden ve onların sahiplerini iletemeden. Hep yarınlara erteledik duygularımızı, sevgilerimizi, aşklarımızı. Yeri ve zamanı geldiğinde dedik ki, hep daha uygun bir zamanı bekledik. Ama uygun yer ve zamanın geçmişte kalmış olabileceğini hiç bilemedik. Ya da bilmezler geldik. Kendimizi unutmak için. Ya da cesaret edemedik söylemeyi. Aslında en doğal olan şey duygularımızı. İnsanız biz, insan. İşte bunu unuttuk. Bir de zamanın kıymetini. O an yaşananları yaşanabileceklerini, bir daha geri gelmeyeceğini. Sevdiğimizi söylemenin zor olmadığını unuttuk. Bugün hiçbir şey yokken, öyleyse durup dururken, sevdiğinizi söylemenin yeni ve zamanı olduğunu düşünmeden, sevdiğinizden uzak kalmayı beklemeden. Şimdi hemen sevdiklerinize birer mesaj atın ya da ne bileyim birer mail. Ama en güzeli kocaman bir gülümsemeyle ufacık bir söz. Karşılığında mutluluk dolu bir gülümsemeyle size geri dönecektir. Ne dersiniz, hoş olmaz mı? Zaman denen bu uzayda ufacık bir gök taşı kadar olan ömrümüzü doyasıya dolu dolu yaşamak için ne bekliyorsun? Sevgilerinizi ertelemeyin. Beklediğiniz gün geçmişte kalmış olabilir. Güzel arkadaşımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Sanırım şiir seven arkadaşları biraz olsun memnun edebildik. Onlar ayrı telden başladılar bu işe. İlk çalışmalarda sesler karıştı da birbirine. Şimdi en güzel türkü ve şarkılarla aramızdalar aynı telde. Onlara söz vermeden önce şunu da belirtmeliyim ki bu konserin gerçekleşmesi hiç de kolay olmadı. Amacımız biraz olsun bölümümüz öğrencilerine yakıştırılan asosyal sıfatını ve önyargısını kırmaktı. Ve arkadaşlarımızın da çabalarıyla çok kısa bir süre içinde onların bile tahmin edemeyecekleri bir iş çıkardılar ortaya. Sizi daha fazla meraklandırmadan onlarla baş başa bırakıyorum. Karşınızda grup Ayrı Teller. Thank you.
Thank you.
Büyük Osman. Osman tam geldi. Thank you.
Nerede görmüyor musun? Şurası. Şurası. Bizim için mi yaptınız? Siz gidiyorsunuz diye düzenlediniz. Ay.
ettiğiniz kelimelerle kendi kaleminden düşen yeni bir cümleye başlayacak arkadaşımız Zeynep. Pencereden dışarı bakmış gelin geçeni izliyorum. Yüzlerce öğrenci, cıvıl cıvıllar. Hepsi bir umutla gelmiş buralara. Evini, annesini, babasını, tüm sevdiklerini bırakarak. Yapayalnız, kimsesiz ve korumasız kala kalmışlar bu 16 bin dönümlük alanda. Hepsi tutunacak dallar aramış kendilerine. Hepsi bir dostun sevgisine, bir sevgilinin ilgisine, bir arkadaşın bilgisine muhtaç. Kimisi bulmuş arada dostlukları. Kalbi kırıldığında, canı sıkıldığında, annesine sığındığı gibi, hıçkıra hıçkıra çekinmeden ağladığı gibi ağlamış dostunun omzunda. Bütün dertlerini onda bırakmış. Ta ki dostu kendi dertlerini ona anlatıncaya kadar. Başka bir zaman yüzünde kocaman bir gülümsemeyle gelmiş dostun yanına. Beraber gülmüşler şu 16 bin dönümlük alan çınlata çınlata. Dostuna bırakmış bütün sevinçlerini. Ta ki dostu da gelip ona kendi sevincini bırakıncaya kadar. Başka bir zaman geçmişiyle gelmiş dostun yanına. Acısıyla, tatlısıyla, anılarını, deneyimlerini paylaşmış onunla. Öğütler vermiş, üzülmesini, kırılmasını hiç istemediği dostuna. Ta ki sonsuza kadar. Kimse aradığı arkadaşlıkları bulmuş, sorular sormuş ona. Şu konuyu anladın mı? Bana da anlatsana. Projeyi beraber hazırlayalım mı? Gel sana bir çay ısmarlayayım. Bir piknik ayarlayalım da bu hafta hep beraber eğlenelim gibi hayatını dolduran cümleler kurmuş o arkadaşlar. Geldiği şehri, yaşadığı yerleri, kültürünü, ailesini, arkadaşlarını, oradaki yaşamını anlatmış arkadaşı ona. Davet etmiş onu memleketine, gitmiş, oraları da görmüş sayesinde. Çimlerde oturmuş, top oynamış, muhabbet etmiş onunla. Mediko'ya gitmiş yemek yemeye, konuşmaya doyamamış, bir de çay içmiş. Sigara dumanının içinde, mimozalarda, mühendislik kantinlerinde. Kimisi arada aşkları bulmuş buralarda. Bütün olumsuzluklara, kötülüklere ve onu kovalayan o sinsi yalnızlığa göğüs gelmiş onunla. Kalbini, cebindeki 1 milyonunu, çantasındaki küçücük sakızı, elindeki yarım peçeteyi, açlıktan ölürken tabağındaki yemeği paylaşmış onunla. Bu okulun her adımında ama her adımında sen varsın diye bağırarak yıldızların altında söz vermiş kendi kendine bir ömrü geçirmeyi onunla. Kimisi hepsini bulmuş bu anlatılanların, işte en mutlusu olmuş. Kimisi yanlış kalmış buralarda, işte en çok üzüleni de olmuş. Bir masaldı tüm anlatılanlar ve masallar yaşanmamıştır diyenlere nispet yaparcasında yaşanmıştı bu olanlar. Evet, ben de bir parçasıyım bu masalların. Kendi masalımda başrol oyuncusu, başkalarının masallarında ise yardımcı oyuncu ya da figüran olarak devam ediyorum hayatıma. Bu hayatın dostu, sevgisiz çekinmeyeceğini bilerek ama yalnız kalabileceğimi hiç aklımdan çıkarmayarak yaşıyorum buralarda. Bazen mutlu, bazen üzgün, bazen huzur dolu, bazen hüzün dolu. Yaşadığımın kimin düşü olduğunu bilmeden, hanginizin hayal kahramanı olduğumu öğrenemeden geçiriyorum günlerimi. Ama bildiğim birkaç şey var. Bunlar, herkese güvenmemek, başımıza gelen kötü şeylere döndük dert yanacağımız onlardan ders alıp bir daha tekrarlamamak. Gerektiğinde olaylar karşısında bir polyana misali iyimser ve sakin olup olayı akışına bırakmak ve bana göre en önemlisi olaylara ve insanlara karşı duyarsız kalmaktır. Hani derler ya, nereden nereye? İşte bu yazıda, dolayısıyla bizim buradaki hayatımız da aynen böyle. Bir masalla başlayıp, hayatın gerçekliğiyle gelişip, kendi kararlarımızı son bulan bir yaşam. İşte bütün bunlardan dolayı buradaki hayatımı yine ilk kez bu şehirde yediğim tiramisuya benzetiyorum. Kakaosu acı bir tat verirken kreması ağzını tatlandırıyor. Ama yine de onu yemek hoşuma gidiyor.